Merhaba. Bugün size LG televizyonun kurulum adımlarından bahsedeceğim. Özellikle binanızda birden fazla uydu yayını varsa, bu uydu yayınına göre televizyonda ne tür ayarlar yapılması gerekiyor? Bunları anlatmaya çalışacağım. Evet, şimdi fabrika ayarlarını çektiğim için televizyon 0 bir konfigle açılıyor. İlk önce gördüğünüz gibi bir wizard sizi karşılıyor. Yani LG aslında işinizi kolaylaştırmaya çalışmış. Buradan ilk önce dil seçeneğini seçiyorsunuz. Dil seçeneklerinden Türkçe'yi seçtim ben. Daha sonra bulunduğunuz ülkeyi seçiyorsunuz. Üçüncü adımda bir takım sözleşmeleri onaylamanızı istiyor. Bunları da onaylayarak geçtim. Beşinci adıma geldiğinizde kablolu ağ ayarları. İnternete bağlanabilmek için televizyonunuz eğer akıllı bir televizyonsa internet ihtiyacı oluyor. Ben evimdeki wireless'ı seçerek gerekli ayarları giriyorum. Evet, bu adım da tamamlandıktan sonra kablosu sağa bağlanıyor. Bağlantı sağlandı. Evet. Bağlandıktan sonra 6. adım. 6. adımda işte tam bu noktada artık uydu seçenekleri geliyor. Eğer buradaki wizard'dan devam ederseniz size sadece bir tek uydu seçme olanağı tanıyor. Ben bunu özellikle bu adımda yapmak istemiyorum. Çünkü dediğim gibi benim bulunduğum binada iki ayrı uydu bağlantısı tek bir kablo üzerinden sunuluyor. Kurulum adımlarını geçtim, kaydetledim. Şimdi tamamen manuel ayarlarla ikinci uydumu tanımlıyor olacağım. Manuel ayarlamaya girdim. İlk önce uydularımı seçmem lazım, hangi uydular olduğunu. Uyduya giriyorum, gördüğünüz gibi. Bakın, uydu ayarlarında yeni bir uydu ekle seçeneği var. Uydu ekleden ilk önce Hotbird'ü seçiyorum. Birinci seçeneğim zaten TürkSat'tı. Yukarıda gördüğünüz gibi Hotbird yazıyor Uydu 2'de. Uydu 1'e döndüğünüzde de TürkSat'ı görüyor olacaksınız. Fakat burada ikisinin de sinyal gücü 0 gördüğünüz gibi. Burada önemli olan DisX-C denen seçeneği A ve B olarak seçmek. Aynı kablo üzerinden iki ayrı yayın işte resimde de aslında onu temsil etmiş. Tek bir çanak anten değil, birden fazla çanak anten. Bir tanesi A kanalından yayın yapıyor, bir tanesi B. Öyle düşünebilirsiniz. Farklı frekanslar. A'yı B'yi seçtiğim anda gördüğünüz gibi aşağıda %100'e döndü uydu sinyali. Daha sonra burayı geçiyorum. Burada bir tarama yapmamı istiyor. Kanalları bulabilmek için bir tarama yapması lazım. Şifreli programları atla dedim. Eğer siz yayındaki tüm kanalları, bantları bulmak istiyorsanız şifreli kanalları da arayabilirsiniz. Geniş arama seçebilirsiniz. Şu anda arama işlemi başladı. Bu işlem oldukça uzun sürüyor aslında. Burayı biraz bekleyeceğiz. Dediğim gibi bu işin püf noktası DisX-C seçeneğinin doğru yapılması. Birinin A, birinin B seçilmediği sürece sinyal gücü sıfır olarak geliyor. Eğer binanızda tek bir sadece TürkSat yayını varsa o zaman sizin böyle bir seçenek ihtiyacınız olmayacaktır. Bulduğu programları kaydediyor şu anda. Tüm bu ayarlar bittikten sonra kanallarınız kaydedilmiş olarak karşınıza çıkacaktır. Bir sonraki videoda size kanal sıralamasını nasıl yapacağınızı anlatıyor olacağım.